aklımıza ne karışıyor? Bizim diyor vücudumuza gözü taksın, kulağımızı taksın, beynimize aklımızı koysun. Ondan sonra da bizim gözümüzü nasıl kullanacağımıza Allah karışmasın diyor. İstersem çıplak kadınlara bakarım, isterse bakmam diyor. Allah ne karışıyor? Vallahi böyle söylüyorlar. Böyle söyleyenlerin şimdi bir sıfatı var. Bugünlerde çok konuşuluyor. Bu sıfat, bu kelime hangi kelimedir? Laiklik. Laik insan, Allah diyor benim gözüme, kulağıma, elime, ayağıma, af buyurun tenasül organıma, Allah ne karışıyor? Ben nasıl istersem kullanırım ya, Allah kim oluyor diyor. Bunu söyleyenler vallahi laiklerdir. Laikliği benimsemiş insanlar bunu söylüyor. Bu İslam'da yok. Allah gözümüze karışıyor. Bakın, inne sema vel basara vel fuade küllü ülaike kâne anhu mes'ûlâ. Suale çekeceğim diyor. Nasıl gözümüze karışıyor? İşte bakın ayet-i kerime, Sure-i Nur'un, Nur suresinin 31. ayetinin başında hepiniz biliyorsunuz. Kullil müminine yaguddû min ebsârihim. Ebsar, basar kelimesinin çoğulu. Basar göz demek. Ebsar ne demek? Gözler. Kullil müminine, mümin olan erkeklere söyle ey Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey Resulüm, Habibim, kul demek söyle Arapça. Kul, kaf ve lam harfleri bir araya gelip de cezim oldu mu? Yani kul kelimesi söyle. Bildir, anlat, tebliğ et anlamına geliyor. Lil müminine, mümin olan erkeklere. Bakın çok cali bir dikkat bir meseledir yani. Mümin olan erkeklere. Mümin olan deyince burada kastettiği Cenab-ı Hakk'ın maksadı, kastettiği şey kimler oluyor siz söyleyin? Müslümanları kastediyor. Gayrimüslimleri Cenab-ı Hak kastetmiş mi etmemiş mi? Etmemiştir. Yani Hristiyanlar bu ayet-i kerimenin hitabına dahil değil. Kullil müminine, müminlere, Müslümanlara söyle diyor Cenab-ı Hak. Gayrimüslimlere söyle demiyor. Bakınız çok cali bir dikkat meseleler var Kur'an'da. Müslüman erkeklere söyle, akil ve baliğ olunca, yani 15 yaşını ikmal ettikten sonra benim şu hükmümü yerine getirsinler, getirmezlerse sorumlu tutarım diyor Cenab-ı Hak. Nedir o? Yahuddu min ebsarihim, gözlerini yabancı kadınların avret yerlerine bakmaktan sakındırsınlar. Bak ilahi bir hüküm bu. Bu ayeti kerimeyi görmezlikten gelemeyiz ki. Bu ayeti kerimeyi Kur'an'dan kimse bugüne kadar çıkaramamış ki laikler çıkarabilsin. Çıkaramazsınız. Mümkün değil, neyi çıkaracak? O halde müminler, demek ki yaguddu min ebsarihim, gözlerini harama dikip bakmaktan sakındırsınlar. Gözlerini çeksinler diyor. Her şeye haram demeden, helal demeden, mahrem demeden, namahrem demeden her şeye gözlerini dikip bakmasınlar. Burada Cenab-ı Hak gözlerimize müdahale ediyor mu etmiyor mu? Bak demek Allah müdahale ediyormuş. Hani karışmıyor diyorlardı. Hani karışmasın diyorlardı. Mümkün değil. Aynı şekilde kadınlara da hitap ediyor. Ayetin devamında biliyorsunuz. Kullil müminati. Ne demek müminat? Kadın olan Müslümanlar, kadın olan müminler. Ki mümine diye hitap ediyor Cenab-ı Hak. Kadın, Müslüman kadınlara da, Müslüman hanım efendilere de söyle Habibim yağdudne min ebsarihinne. Kadınlar da bu konuda mükelleftir, mesuldür. Gözlerini haramdan sakındırsınlar, namahreme bakmaktan çekinsinler diyor Allah-u Teala. Ve müdahale ediyor.
gözümüze, kulağımıza müdahale ediyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak insanı yaratıp dünyaya gönderdikten sonra nasıl yaşarsan yaşa dememiştir. Ve insanların nasıl yaşayacağını, nasıl hükümet kuracağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl insanları idare edeceğini, nasıl barış içinde yaşayacaklarını, nasıl insanlar arasında adaleti temin edeceklerini, nasıl yeryüzünde saadeti tesis edeceklerini Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirmiş mi, bildirmemiş mi? Bildirmiştir. Bütün bunlar var Kur'an'da. Nasıl evleneceğimizi, nasıl ev yapacağımızı, hangi gıda maddelerini yiyeceğimizi, hangi gıda maddelerini yemeyeceğimizi, hangi kadınlarla evleneceğimizi, hangi kadınlarla evlenemeyeceğimizi ayet ayet hepsi Kur'an'da belirtilmiştir. Ne demek Allah karışmaz? Ama böyle düşünmeyenler de var. Allah-u Teala insanları düşünmekte özgür bırakmıştır. Düşünmek hususunda insanlar hürdür. İnanmak ve inanmamak hususunda insanlar özgür müdür, değil midir? Siz söyleyin. Özgürdür. İnanmakta da, inanmamakta da Allah insanları serbest bırakmıştır. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Femen şa'a fel yu'min, femen şa'a fel yekfür. İşte ayet. Habibim sen kimseyi zorlama. Sen sadece anlat. Tebliğatını yap. Benim emirlerimi, hükümlerimi, tebliğatını insanlara duyur. Onlar isterse iman etsinler, isterse inkar etsinler. Bakın bu ayeti kerime insanları İnanç hususunda, düşünce hususunda, seçme hususunda insanlara hürriyet verdiğini göstermiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Allah serbest bırakmıştır. Buna ne diyoruz? Düşünce ve inanç özgürlüğü. İnsana doğuştan bu özgürlüğü en evvel tanıyan kimdir? Allah-u Teala'dır. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. Eğer Allah fırsat vermeseydi, eğer Allah ruhsat vermeseydi, eğer Allah kudret vermeseydi, hiç kimse Allah'ı inkar edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi, mümkün değil. Demek ki bu hususta serbest bırakmıştır. Ama sorumludur tabii. Sorumlu. Eninde sonunda Allah-u Teala insanları tekrar huzuruma toplayacağım diyor. Allah'ın huzurunda toplanacağımız yere ne isim verilmiş? Mahşer. Hepsi var bunların Kur'an'da. Mahşer. Doğuştan, yani temelden, esastan Allah-u Teala insanlara inanmakta da, düşünmekte de özgürlük vermiştir. Zorlamayı kaldırmıştır. Aklını kullansın, fikrini kullansın, iradesini kullansın diye insanları inanmakta da, inanmamakta da vallahi serbest bırakmıştır. Eğer serbest bırakmamış olsaydı, inanmak mecburi olsaydı, cehenneme, cennete lüzum var mıydı, yok muydu? Bak siz söylüyorsunuz, yoktu. Cennetin de olması, cehennemin de olması, inanmakta da, inanmamakta da insanların özgür olduğunu gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. İnanmakta ve düşünmekte nasıl inanırsa inansın, nasıl düşünürse düşünsün, Allah insanları serbest bırakmıştır. Bu bir.
Hemen arkasında